sadece bir felsefe profesörü, emekli bir büyükelçi, düşünmeye gayret eden ve Türkiye'de felsefi yaklaşımın yaygınlaşmasını isteyen bir insan şeklinde beni görün. Sanıyorum yeterli. Eğer geçtiyse çocukluk evresi, onu da söyleyeyim. Çünkü o safiyeti muhafaza etmeye çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı eğilimleri veya farklı yaşama alışkanlıkları olan insanlarla bütünleşerek bir arada geçti. O bakımdan bir felsefeci olmamın temelinde farklılıkları kendinde bütünleştirmek isteyen, belki bir terkibe, bir senteze ulaştırmak isteyen insan vardı. Her tarafın klasik, modern, gelenekli, bu gelenekleri çağdaş bir dönemde aşmak isteyen, inançlı, bu inançları daha laik bir düzende değerlendirmek isteyen taraflar arasındaki bir sentezi gözlemleyerek, yaşayarak oluşturmaya çalışmakla geçti. Onu size söyleyeyim. Bu çocukluk mudur? Bu felsefe midir? Galiba felsefeciliğimin ilk adımları buradan atıldı. Ama şunu söyleyeyim ki başka çocukların fark edemeyeceği, yaşayamayacağı pek çok şeyi devam ettirilen bir noktada ben fark ettim. Çünkü onlar hala devam ettiriyorlardı. Çok yeni olan şeyleri de pek çok insandan daha önce öğrendim. Yani bütün bunlar benim hayatımda, özellikle felsefecilikle bütünleşen şahsiyetimde anlamlı roller oynadı. Neden felsefe dediğimiz zaman içinde saklıyor. Neden? İşte onun için felsefe. Bu soruyu sorabildiğimiz için felsefe. Basma kalıp bir yapıda, basma kalıp verilmiş cevaplarla, basma kalıp beklenen davranışlarla yetinmek istemeyen, daha lise çağlarından itibaren arkasındaki sebebi, hatta bilgeliği, hikmeti de diyebilirsiniz, görmeye çalışan bir yapım vardı. Yine ailemden kaynaklanan o insanların bize telkin ettiği düşünceler ve hayat alışkanlıkları veya hayat tarzları, bende o farklılıkları birlikte düşünme mecburiyetini ister istemez doğurdu. Bu da arka planda acaba ne var sorusunu sordurttu. Dolayısıyla öylesine yaşama değil, anlayarak, bilerek, düşünerek, üzerinde refleksiyon yaparak, yani yeniden yorumlayarak yaşamayı bir yaşama tarzı olarak benimsediğim için de felsefeciyim. Akademide şimdi 45 yıldan beri var olan bir insanım. Asistanlığımdan itibaren de derse girdim. İlk dersimi verdiğim sene 1977, ayı Mart'tı. Asistanken ders verdim. Benim bir dersim vardı asistanlığımda. Şimdi 45 sene geçmiş vaziyette. Eğer kötü bir gidiş varsa bunu dıştaki faktörlere, nedenlere bağlamak doğru değil. Bir doğrudan doğruya akademinin kendi içindeki o eksik kalan bilinç ve eksik kalan gayret böyle bir durumu ortaya koymuş olabilir. Ama buna yan faktörler de ilave edildiği zaman aşılması zorlanan bir yere geliyoruz. Üniversite için bunu söylüyorsunuz değil mi? Akademi hayatı deyince liseden iyi gelmemek var. Bir başarısızlığın altyapısında liseden iyi gelmeme var. Test dolayısıyla gireceğimiz branşların belirlenmesi nedeni var. İkincisi, lise çağlarında genel kültürü doğru alarak ve bu genel kültürü doğru bir biçimde algılamaya çalışarak kendimizi yapacağımız neyse ona göre hazırlayabilirdik. Bu bir özgürlük konusudur. Yani bir entelektüel, zihinsel özgürlük konusudur. Bunu lise eğitimi verebilmeliydi. Kendince ama verebilmeliydi. Böyle bir entelektüel özgürlüğün temelinde de ayrıca bir ruh özgürlüğünün olması gerekirdi. Bunu eğitim değil sadece, fakat toplum, aile ve eğitim birlikte veriyor. Yani kendinizi iyi hissediyor olmanız. O zaman seçiminiz sizi oraya bağlanacak şekilde yönlendiriyor. Yani seçmiş olduğunuz o branşa bağlanıyorsunuz. Bunu sadece bir rutini, sadece monoton bir düzeyi ve düzlemi gerçekleştirmek için değil, bir hakkın oraya uygun bir insan olmak için kendinizi yetiştirmek suretiyle de derinleştiriyorsunuz. Bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Çok idealist bir söz söylemiş olabilirim.
ama değer bilincinin bağlanarak yaşanması ve bunun bu branşın, seçtiğiniz, yürüdüğünüz branşın sizi siz kılması neyse bunun üzerinde çalışmak lazım. O zaman akademik çalışma, liselerde yapılan ödevlerden bile daha geri olabiliyor. Ama bunun da izafi, yani görece olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bütün çalışmalar öyle değil. Herhalde belirgin sayıda bir seviye işgal ediliyor ki o seviyede daha lisans merhalesinde siz çok iyi çalışmalar yapmış olabiliyorsunuz. Yani kendi arzularınızda İstanbul gibi bir kültür şehrindesiniz ve kültür bilimleri yapacaksınız. Birileri sadece kitap okuyarak ve verilen ödevleri yaparak en sonunda sınavlara girmek için çalışarak hareket edebilir. Ama birileri hafta sonları değil sadece akşamları da İstanbul'u hissetmek adına kendini seferber kılar. Tiyatrosuyla, romanıyla, sergisiyle İstanbul'la bütünleşir ve bu onu insan olduğu o yerde kültürel anlamda geliştirir. Bunu yapanlar varsa eğer, şimdi onlar akademik anlamda da uğraş verdikleri sahada iyi çalışmalar vermiş olabiliyorlar. Yoksa bu bir bilgisayarın doldurulması, şarj edilen bir makine gibi yürünmesi şeklinde gerçekleşemez. Yani niye Vatikan Büyükelçisi oldunuz diye belki sorarsanız, bunun hazırlık safhasında neden buraya uygun görüldüğüm de anlaşılabilir. Hep söylediğim gibi, bütün sorularınızın karşılığı olarak aynı şeyi söyledim. Ben bir felsefeciyim. Felsefe alanı derinlemesine ya da ufka yönelik olarak kendi düşüncelerini farklılıkların içinden yürütür. Ve bir farklılıkta kendisi oluşabileceği gibi bunları sentezleyebilir. Dolayısıyla benim ilgi alanım etiktir. Ve o ilgi alanımın etik olduğu yerde ben dini yaşayışta, dindarlık halinde farklı dindarlıkların nasıl bir etik yapıya sahip olduğunu ya da dindar insanların ahlaki hayatının dindarlıkları dolayısıyla nasıl dönüşebileceğini düşünen bir felsefeciydim. Etikle meşgul olurken tasavvufla da meşgul oluyordum. Bu bir tecrübedir ama aynı zamanda sosyal bir ifadesi vardır. Çünkü bir ahlak halinde sizi diğer insanlarla da bir bütünlüğe doğru götürür. Bu dikkat çekmiş ve yapmış olduğum 4 sene süren bir televizyon programı da burada beni seçenlere bir fikir vermiş olabilir. O da Düşünce İklimi adını taşıyan bir programdı. Ben farklılıkları konuşturuyor, felsefe hatta teolojiyle bütün bunları değerlendirmek için onları davet ediyordum. Bu dikkat çekmiş olabilir ve başka bir yer olsaydı kabul etmezdim, onu da söyleyeyim. Yani diyelim ki bir ülkenin değil fakat bir dini alanın, kutsal bir makam diyor oraya Hristiyanlar, Katolikler. O kutsal makamın devlet yapısı çerçevesinde nasıl temsil edilirse o şekilde temsil edildiği bir ortamda. Şimdi siz de kendi ülkenizi, kendi ülkeniz dolayısıyla oluşan kültürel faaliyetleri yönlendirmek adına aynı zamanda orada oluyorsunuz. Sadece devlet işleri gibi değil, sadece uluslararası ilişkiler hukukuna dahil olan işleri değil. Fakat bir kültür ortamında bütün bunları yapmak durumundasınız. İşte bu beni hem kendi uğraştığım alanda, biraz evvel söylediğim o alanda ilerletti, bir şeyler kazandırdı. Dönüştürdü mü? Hayır, başka bir pozisyona geçmedim ama geliştim, daha geniş bir yapısı oldu. Bir de benim gibi oraya atanmış pek çok insanla bir arada sık sık beraber olarak oradaki dini hiyerarşinin içindeki kardinallerle, piskoposlarla, oradaki profesörlerle, yani akademisyen olan rahip sınıfından insanlarla pek çok şeyi konuşmak söz konusu olabildi. Bunların arasında dindar bir birey olarak ya da dindar bir toplum olarak dünya barışına nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Dünya siyasetinde nelerin aksadığını, ekonominin nelere yol açtığını da tartışabilirsiniz. Ve hepsinden ötesi, daha sonra üzerinde çalışmak istediğim bir kültürel diplomasi, sadece siyasi anlamda değil fakat kültürel anlamda bir diplomasi nasıl oluşabilir, onu fark edersiniz. Bütün bunların
mutlaka üzerinde çalışılması gerektiğine ilişkin sadece bireysel değil fakat genel anlamda evrensel bir bilincim de var. Mutlaka çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa dünya bunları fark etmeden, bunlara kayıtsız kalarak yönetilen siyasi yapılar dolayısıyla bunun savaşlarla nelere mal olduğunu görüyoruz. Büyük sıkıntılara doğru gidiyor ve küresel ısınma dediğimiz iklim değişimlerine, ekoloji problemlerine, insanın insan olduğu o yerde yalnız bırakılmasına doğru da sevk ediyor. Bütün bunların üzerinde yaşadığımız korona krizi ve ayrıca bunun ne kadar önemli olduğunu bize düşünerek ve kaldığımız durum dolayısıyla tekrardan gündeme getirmek bakımından yol açtı. Yani neleri dönüştürdü, neleri değiştirdi diye sorduğunuz için bunları söylüyorum. Yani ne yapılır orada? Bir OECD'ye büyükelçi olabilir hariciyenin dışından, dışlarından ayrı bir yerden bir insan. Ne bileyim bir UNESCO'ya da olabilir. Fakat Vatikan ortamı bana son derece uygun bir yerdi. Çünkü benim uğraştığım alanla ilgili orada derinleşme, akademik anlamda zenginleşme ve insanlarla temas imkanım oldu. Beni her şey meraklandırabilir. Yani bir sanatçının sanat eserini oluşturmadaki iç duygulanımı, yani haleti ruhiyesinden oluşan siyasi olaylara kadar insanı ilgilendiren her şey bir felsefecinin dikkatinde olmalıdır. Ama bugün yaşamakta olduğumuz dönemin problemleri bir tarafıyla insanı sıkıntıya sokarken diğer tarafta ümidi nasıl yakalayabilmeliyiz sorusunu da sorduruyor. İşte bir felsefecinin, soru soran bir felsefecinin, fikirle ve insanla meşgul olan bir felsefecinin önünde bu harikulade açılan bir yerdir. Yani başkalarının ya da hepimizin sıkıntısı dolayısıyla değil, bir zevk almak anlamında bunu söylemiyorum. Fakat neyle uğraşacağınızı, hangi sıkıntıların gündeme birinci derecede ele alınması gerektiğini kavramları açarak, asli problemleri ortaya koyarak çalışabiliriz gibi geliyor. Ve ben yeni bir doğumun eşiğinde bütün bir insanlığın sancı çekmekte olduğunu düşünüyorum. Bu sancıyı da neden dolayı acaba diye sorgulamalıyız diye teklif ediyorum.